12 Mart 2022 Cumartesi Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Adana'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 4 yaşlı Arapların, Maiden mücadelesi, 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Taylar için uzun mesafeli bir yarış olacak. Koşudaki tüm isimleri incelediğimizde, hepsinin bir eksik yanı ortaya çıkıyor. Her biri için şu sebepten dolayı kazanamaz diyebiliriz. Elde kalan, kazanmaya en yakın isim, 8 numaralı Pırıl Kız olabilir. Orjin olarak uzun mesafeye ve çim piste yatkın bir isim. İstikrarlı yarışlarına istinaden, lehine şartları değerlendirmesi gerekir. Zaten bu şartlarda kazanmazsa, başka yerde zor kazanır. 7 numaralı Muanna, 2 numaralı Boran Şimşek ve 6 numaralı Çılgın Bilgiç gibi sürpriz konumdaki tayları kuponlara mutlaka ekleyelim. Gözle görülür bir başarısı veya çalışmaları yok. Ancak bu şartlarda rakiplerinin eksik kaldığı yerde, mutlaka devreye girerler. Daha sonra iyi ellerde hazırlanan 4 numaralı Küçük oğlu, 9 numaralı Türkeri Hanımı ve 1 numaralı Jetemo yazıp bu ayağı geçebiliriz. Bu koşu için sıralamamız 8 7 2 6 4 9 ve 1 şeklindedir. İkinci koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arap atlarının şartlı 3 yarışında gruptan farklı kalitede birkaç isim mevcut bu atlar arasında, yarış içi bazı faktörleri değerlendirerek eleme yaptık. Öncelikle, güven A'nın liderliği alacağı bu koşuda, doman için onu yakın takip edeceğini ve temponun normal bir süratte başlayacağını belirtelim. Güven ağa, boş kalsa da bitiremiyor. Çok iyi hazırlıklarına rağmen, uzun zamandır yarış kazanmayan bir at. Lehine şartlar rağmen bu karakterde bir atı yazmamız mümkün değil. Domaniç ise, önde tam olarak boş kaldığı yarışlarda tehlikeli oluyor. Bugün güven ağının varlığı, onun kazanmasını engelleyecektir. Bu sebeple doman içi de eledik. Geriye, kalite ve güç bakımından 3 at kalıyor. 8 numaralı Hür Adam, yarışın bizce en şanslı atıdır. Güven Ağa ve Doman içi yakın takip edecek olup, düzlükte de ilk yakalayan at olacaktır. Son yarışını çok başarılı bulduk. Benzer bir yarış sergilerse, kazanması muhtemeldir. İlk rakibi 6 numaralı Pala Salih olacaktır. Son yarışında da dikkat çektiğimiz bir isimdi ve mükemmel formunu kazanarak gösterdi. Bugün de yarışı önlere yakın takip ederse kazanma şansı çok yüksek olur. Son olarak da 7 numaralı Derin Mavi'yi yazmamız gerekiyor. Ara sonrası ilk yarışı olacak. Hazırlıklarını pek yeterli bulmadık ancak bu at dinçlik yarışlarını iyi yapabiliyor. Kalite olarak farklı olduğu grupta sürpriz yapabilir. Bu koşu için 8, 6 ve 7 sıralamasını yeterli görmekteyiz. Üçüncü koşu. Üç numaralı kompiler, buradaki atlardan üstün bir isim. Ara sonrası dinçlik yarışında etkili koşan isimler, sonraki yarışında biraz eksik kalabiliyor. Bunu son yarışında Atiba'ya geçilerek gösterdi. Bugün ise tüm rakiplerinin çok süratli olduğu bu koşuda, lehine şartlarda yarışacak. Mükemmel formu ile bu şartlarda bu rakiplere geçilmemesi gerekir. 3 numaralı kompayılri, günün sağlam bankosu olarak yazabiliriz. dördüncü koşu. Son haftalarda sahada herkesin dilinde olan 3 numaralı Göğün oğlu, beklenen performansı bir türlü sergileyememişti. Bugün lehine gelişecek farklılıklar var. Orjin olarak uzun mesafeli çim yarışlarına yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Bu kez gözlük koruyucu olmadan yarışacak. Ağır tempolu yarışta, biraz da önlere yakın yer tutabilirse, bizce kazanmayı başarabilir. Yine eksik koşarsa, bu koşu karışacaktır. Göynoğluna rakip olarak 1 numaralı Asfalt, 6 numaralı Ateş Küpü, 5 numaralı Sezarım, 2 numaralı Atmaca, 9 numaralı Rüzgarın Fısıltısı ve 10 numaralı Urfa Ateşi sıralamasını değerlendirebilirsiniz. Bu koşu için rakamsal olarak sıralamamız 3 1 6 5 2 9 ve 10 şeklindedir. Beşinci koşu. Bu koşuda çok ihtimalli bir gidişat olacak. 3 numaralı Black Oliva, 4 numaralı Royal Eagle ve 2 numaralı El Repido, koşuya tempo verecek isimlerdir. Aralarında çok fazla inatlaşma olmayacağını düşündüğümüz için, bu 3 atı da kuponlara işaretlemek istiyoruz. Eğer ki aralarında inatlaşırlarsa, yarışın seyri tamamen değişecektir. Bu durumda, çok sürpriz konumda olan 9 numaralı We Will Succeed'den çok ters bir yarış bekliyoruz. Islak piste nazaran kuru kum pistte çok daha iyi koştuğu görüldü yarış erken süratlenirse, lehine şartlarda sonlarda çok etkili gelecektir dikkat edin. 8 numaralı Korayza'yı da bu yarış dahil takibe alalım. Yakın zamanda sürpriz bir çıkış yapacaktır. 1 numaralı Vice Versa, 5 numaralı Akınzade ve 6 numaralı Aleko Boy yazıp bu ayağı geçelim. Bu koşudaki sıralamamız, 3, 4, 2, 9, 8, 1, 5 ve 6 şeklindedir. 6. Koşu İç pistteki çalışmalarını çok beğendiğimiz 5 numaralı Uğur Bey, bizim bu koşudaki bankomuz olacaktır. Ardaşah ve Nart'ın kılıcının tempo vereceği bu yarışta, çok gerilerde beklemediği sürece, kazanacağını düşünüyoruz. Arası olmasına bakmayın. Bu at dinçlikle çok koşan bir isim. 5 numaralı Uğur Bey banko diyor ve sonraki koşuya geçiyoruz. 7. Koşu 3 numaralı gillotine, daha önce bu grubu kolay geçmişti. Yine geçme ihtimali yüksek fakat, biz bu kez riske girmeyeceğiz ve 4 numaralı hamaseti ciddi rakip olarak yazacağız. O gün hamaset, 6 boy kadar startta kalmıştı. Sebebini de bir sonraki yarışında açıklamıştık. Tercihli start istediği halde, en dış kulvarı alamamıştı. Orta kulvardan da biraz tereddütlü başladığı için grubun en gerisinde kaldı ve liderliği alamadan yarışmış oldu. Hamaset süratli bir isim. Bugün en dış startı aldığını görüyoruz. Muhtemelen iyi bir çıkışla bu kez liderliği alacaktır. Hemen arkasına takılacak olan Guillotine ile de zevkli bir mücadeleye girişeceklerdir. Hamaset bu kez rakibinin geçilmezliğine son verebilir. Biz buraya 3 ve 4 yazıp sonraki koşuya geçelim. 8. Koşu 4 yaşlı Arapların, şartlı 3 mücadelesinde, genel olarak ağır bir tempo bekliyoruz. Liderliği ısrarla isteyen hiçbir isim yok. Fakat neredeyse tüm atlar, yarışı önlerde kabullenen isimler. Bunlardan bir numaralı Kurt Boğan ve 7 numaralı oğlum Bülent, yarışı iyi yerde takip edecekleri için, düzlükte mutlaka birincilik mücadelesinde göreceğimiz atlardır. Urfa'dan gelen 6 numaralı Devran Şahı ise liderliği almasa da yarışı ilk 3 sırada takip edip düzlükteki uzun sprinti ile sonuca gidiyor. Bugün uzun mesafeye yatkın orijini ile yine iddialı olacaktır. Son olarak da bu mesafede kolay kazanıp diri bir görüntü ortaya koyan 10 numaralı Kral Ardayı kuponlara ekleyelim. Bu koşu için sıralamamız 1 7 6 ve 10 şeklindedir. 9. Koşu 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının, Handikap 15 mücadelesinde, süratli bir tempo bekliyoruz. Özellikle bu tempolarda çok ters koşabilen 2 numaralı Tulu Hanım'a dikkat edin. Yarış gördü ve form durumunu bir hayli arttırdı. Her an bombayı patlatabilir. Rakipleri ise, 3 numaralı Moonfairay, 1 numaralı Furless Rival ve 6 numaralı Mestinaz olabilir. Bu koşu için sıralamamız, 2, 3, 1 ve 6 şeklindedir. Adana yorumlarımız şimdilik bu kadar. Bizi takip edip videomuzu beğenen herkese teşekkür ederiz. Bol şanslar, iyi akşamlar.